Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golba.com ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir ucundan bir köşesinden bir video çekeceğiz. Çünkü hem duyumlar var hem haberler var. Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ün sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıklamıştı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biz sadece sahada rakibiz. Düşman değiliz. Ama şunu da ekleyeyim. Duyduğum kadarıyla maçlarda oynamasına bir engel yokmuş. En azından sevindirici taraf o. FETÖ'nün Fenerbahçe'ye kurduğu kumpasta görev alan hakim, savcı ve emniyet görevlilerinin yargılanmasında dönemin mahkeme başkanı Mehmet II. Tarafından İlhan Ekşioğlu'na Aziz Yıldırım'ın şike yaptığını söylesin. Akşama evinde teklifi mahkemeye ilk kez sunulmuş. Bugüne kadar çok fazla kabul etmiyorlardı bunu ama mahkeme kabul etmiş sanırım. Öyle bir olay olmuş. Yani Türkçesi ne diye de sormuşlar geçen. Ben de açıkladım. Yani dönem mahkeme başkanı eğer Aziz Yıldırım şike yaptı derse akşama evinde diye bir garanti vermiş diye. Allah bir daha bu ülkeye ne kumpas yaşatsın, ne başka bir şey yaşatsın, ne onu yaşatsın, ne bunu yaşatsın. Ülke insanı şu anda çok daralmış durumda. Yani herkeste bir gerginlik var. Açık söyleyeyim. Herkeste bir gerginlik var. Yani bu gerginliklerin bitmesi açısından, insanların biraz daha huzura kavuşması açısından olumlu gelişmelerin ülkemiz üzerine yansıması lazım. Ama maalesef hani sıkıntılı, üzücü haberler alınıyor, ediliyor. Yani Allah ülkemizin, ülke insanımızın yar ve yardımcısı olsun. Ama tabii ki de önce ülke insanımıza vicdan merhamet versin. Mesela fırsatçılık denen şeyden vazgeçmeyi öğretsin. Çünkü bu devam ettiği müddetçe bizi kıtlıklar, şunlar bunlar bekliyor. Hani bazı insanlar bu tip şeylere inanmazlar. Ne yani, insanlar kötü davranıyor diye başımıza felaketler mi gelecek derler. Aynen öyle oluyor. Olacak da. Çünkü bu bir nevi doğanın gerçeği. Hani kuldan bela gelmez hak yazmadıkça, haktan bela gelmez kul azmadıkça diye bir söz var. O söz %1 milyon doğru arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnşallah önce insanımız kendini düzeltir. Sonra insanımızın yaşadığı şeylerde düzelmeler olur. Şimdi Galatasaray 13 yeni oyuncusunun 12'si ligde henüz gol bulamamış arkadaşlar. Dün de bu gerçeğe değindiğimiz bir canlı yayın yaptık. Ama bilmiyorum insanlar neye takıldılar, neye takılacaklar ama dün de bu gerçeklere değindiğimiz canlı yayın sonrasında Fenerbahçeli görünümlü arkadaşların foyası meydana çıktığı için çok zorlarına gidiyordur muhtemelen. Çünkü Fenerbahçe ile uğraşmak, yani Fenerbahçe'yi düşman görmek bunların yegane derdi, tasası. Bunların amacı Fenerbahçe değil, bunların amacı başka bir şey değil. Bunların amacı Fenerbahçe düşmanlığı. Kendi düşüncelerinin doğruluğunu kanıtlamak için her türlü ayak oyunlarına hazır insanlar var. Allah bunları bizden uzak tutsun, biz de bunlardan uzak tutsun. Galatasaray'ın 13 oyuncusundan 12'si ligde henüz gol bulamamış. Sadece Sergio Oliveira gol atabilmiş. Bu çok saçma geldi bana. Niye? Ya arkadaş, yani Fenerbahçe'de herkes gol mü attı? Yani şey, neydi onun adı? İrfancan Eğribayat'ı aldık. İrfancan gol mü attı? Bunlar bir takım uydurma laflar. Bunlara gerek yok. Ama yine de sıralı listeyi de vermek gerekirse arkadaşlar. Icardi, Mertens, dünya yıldızlarına bak. Mata, Torreira, Micicu, Rashida, Seferovic, Abdülkerim Parmakçı, Yusuf Demir, Lebadeboiz, Matias Ross, Kazımcan Karataş vesaire vesaire. Yani ama son sıralar çok önemli değil ama Icardi, Mertens, Mata, belki de Torreira. Gerçi Torreira da bildiğim kadarıyla orta saha oynadığı için o da çok önemli değil. Icardi, Martins, Mertens, Mata ve Seferovic yeter de artar bile rezaleti açıklamaya. Ama Galatasaray taraftarının atladığı bir detay var. Seferovic 31 yaş, Oliveira 31, Anholt 32, Mata 34, Mertens 35, Muslera 36, Gomis 37. Bu ne lan? Musul 82, Kerkük 83 gibi. Ve Galatasaray yüksek maaşlı bir huzur evine dönmüş durumda. Sezon başında bir Galatasaray canlı yayına katıldım da orada ısrarlı bir şekilde şunu söyledim.
Dedim ki Galatasaray Icardi'yi inşallah transfer eder. Çünkü Icardi bela dışında hiçbir şey getirmez Galatasaray dedim. Söylediğimde de haksız çıkmadım arkadaşlar. Gördünüz, konuştuk, ettik. Evet, devam edelim arkadaşlar. Ara ara bölümü şey yapıyorum. Şimdi Mertens, Icardi, Seferovic, Mata, Rashida, Harry Kerem, Rambo Okan, Ajda, Çikitamuz, Arto, Çaycı Hüseyin, Ezer'in kör annesi Melih'a. Hepsinin Süper Lig'de gol ve asist sayıları aynıdır. Çok ilginç demişler. Yani bu listeye daha birçok kişiyi de ekleyebilirsiniz. Ama maalesef biz konuşunca adımız konuştu oluyor. Bir duyum. Duyumlarıyla meşhur birisinden bir duyum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bayrampaşa futbol takımını satın aldı diyor. Duyum bana ait değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bayrampaşa futbol takımını Ali Koç satın almış. Pivot takım yapacak diye söylüyor. Genç oyuncular orada forma giyecek diye de belirtiyor. Kaçıncı ligde? Üçüncü lig. Kaç puanı var Bayrampaşa'nın? Bakalım. Yani ligde kaçıncılar? Orta sıralardılar. 8 puanları var Bayrampaşa'nın. Karaman Belediyesi'nin lider olduğu grupta. Bu benim duyumum değil. Israrlı bir şekilde de belirtiyorum arkadaşlar. Sonra şöyle oluyor işte, milletin duyumunu çalıyorsun, şu oldu bu oldu falan filan diye. Bilginiz olsun. Yani aynı kişi Novi Pazar hakkında da aynı şeyi söylemişti zamanında. Bakalım ne olacak. Hocam sen bize bir duyum ver. Enner Valencia. Valencia ile, yani Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, Fenerbahçe'ye takımda kalmak istediğini bildiriyor. Sözleşme uzatalım diyor. Ve Ocak ayında resmi görüşmelere başlayalım diyor. Biz milli arada da başlayabiliriz diyor. Ama futbolcunun kafası karışır diye böyle bir olay var. Ama benim üyelere verdiğim duyum şu şekildeydi. Enner Valencia'yı siz 2 sene daha Fenerbahçe'de sayın diye. Bazı arkadaşlar şunu diyorlar. Ya hocam işte Valencia'nın sağı solu belli değil. Şöyle böyle falan filan. Ya ben de ona bir şey diyemem açıkçası. Ama ben aldığım duyumu aktarmakla yükümlüyüm. Bunu da konuşmuş oldum. Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması gelmişti maçın sonrasında. Raşit Gezzal'ın MR görüntülerinde sol uyluk üst adresinde gerilme ve kanama saptanmıştır diye. Bakın bakalım kaç maç oynamayacak. Worst ve Gorst uyluk iç adresinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir diye. Bakın bakalım kaç maç kaçıracaklar. Gerçi Beşiktaş sadece tek kulvarda oynayan bir takım olduğu için çok maç kaçırmamış olurlar. O da teselliler olur. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe haftada 3 maç yapıyor deniyor. Ya yo, Fenerbahçe aslında Beşiktaş kadar, Galatasaray kadar oynuyor. Baksınlar istatistiklere, belki 3 oyuncu sürekli oynuyordur demiş. Doğru. Belki 3 oyuncu sürekli oynuyor Fenerbahçe'de. Sürekli rotasyon var. Dünkü yayında da söyledik arkadaşlar. Yani 500 dakika oynamış King, 500 dakika oynamış Serdar Dursun. İşte 500 dakika oynamış şu, 500 dakika oynamış bu, 700 dakika oynamış, şu kadar dakika oynamış. Herhalde Atilla Salahi ve Altay Bayındır dışında hiç kimse bu kadar uzun süre oynamamış. O konuda da hemfikiriz arkadaşlar. Buna da konuşalım. Fenerbahçe duyumlarını veren birçok arkadaşımız var sosyal medyada. Bir kardeşimiz Emirhan Topçu, Fenerbahçe 1. Lig'den Emirhan Topçu ve Yahya isimli iki futbolcuyu takipte demiş. Abdullahye Yahya olması lazım futbolcunun adını. Ve ikisi de onaylı duyumum demiş. Ben önce şunu söyleyeyim. Abdullahye Yahya 21 yaşında sağ kanat, 1.70 boyunda, 75 bin euro piyasa değeri var. Tuzla Spor'un futbolcusu. Tuzla Spor İstanbul'da yer alan bir takım. 7 maçta 1 gol 3 asisti var. Tuzla Spor İstanbul'da yer alan bir takım. Hani 3 büyüklerden 4 büyüklerden bir takım çıkıp da biz futbolcuyu size aldıralım, siz de dursun, satın alma önceliği bizde olsun deyip getirmiş olabilir. Yani Türkiye'de böyle kulüpler var.
Sonra da sessiz sedasız gidip bazı takımlara futbolcu satabiliyorlar. O yüzden ses etmiyorum. Emirhan Topçu'ya gelecek olursak, Emirhan Topçu Çaykur Rizespor'un stoperi. 22 yaşına bastı. 1.88 boyunda stoper. Açıkçası yani sol ayaklı sol stoper Emirhan. Açıkçası bir şey olabilir. Yani çeşitli temaslar, çeşitli bir öksürük tutuyor duyum verirken ya, kusura bakmayın. Çeşitli temaslar, çeşitli oynatma çabaları olabilir. Ama şimdilik konuşmak için erken, şu dersem yalan olur, bu dersem yalan olur. Onu belirteyim. İsmail Yüksek'in 2025'te bitecek sözleşmesi 2027'ye kadar uzatılacak. 200 bin liralık yıllık ücreti, 200 bin TL'lik yıllık ücreti 5 milyon lira seviyesine çıkarılacak demiş Sözcü gazetesi. Kısmen doğru ama özünde birazcık yalan haber, ama kısmen doğru yani. İsmail Yüksek'in maç başı ücreti çok yüksek, bilginiz olsun. Yani evet, 200 bin TL garanti ücret yazar ama maç başı, belki maç başı atıyorum kafadan, 100 bin TL'dir ya da 50 bin TL'dir. Galibiyete 150 ile yani galibiyette 150 bin TL alıyordur. Beraberlikte alamıyordur belki. Bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim ben sadece. Yine başkasını söyleyeyim. Altay Bayındır, Fenerbahçe Altay Bayındır'la 4 yıllık sözleşme yenilecek diye. Maaşını da 20 milyon lira seviyesinde çıkaracak diye bir duyum var. Bunda da zaten daha önceki şeyleri biliyorsunuz. Ben size başka bir duyum vereyim. Miha Zajc takımla çalışmalara başlamış. Türkçesi sanki benim anladığım Türkçesi hani Zajc'la sözleşme uzatılma konusunda anlaşıldı gibi geliyor. Birdenbire sakatlanıp birdenbire iyileşince. Joshua King ve William Arao Fenerbahçe'de dünkü idmanda bireysel programlar içinde çalışmalarını sürdürmüşler. Bireysel programlar. Yani 1-2 güne takımla çalışırlar. Cumartesi günü sahada ya da yedeklerde olabilirler. Mert Hakan Yandaş, Luan Perez ve Emre Mor günü tedavi programı tamamlamış. Bana sürpriz olan sadece Emre Mor. Ben Emre Mor'un idmana katılmasını bekliyordum ama ödem tedavisi sürüyor. Perez de Ren maçından sonra belki görebilirsiniz. Ama Mert Hakan Yandaş sanırım Dünya Kupası arasından sonra anca böyle de bir durum var arkadaşlar. Yani İsmail Yüksek'e bu arada İspanya'dan iki talip haberi var. Ona da kısaca değinelim. Videomuzun süresini de idareli kullanayım. Portekiz'i çalıştırıcı Jorge Jesus'un gelişi İsmail Yüksek'i etkiledi diyor haberde. Sık sık forma şansı gösterdi. Performans dikkatleri üstüne çekti. La Liga'dan iki takım talip. Özellikle Avrupa Ligi maçlarında hem defansif hem ofansif katkısı, Jesus'un sisteminde kritik bir rol oynuyor. Evet, başka. Sadece 2 ayda İsmail Yüksek uçtu. Larnaka maçında Fenerbahçe orta sahası canlı takip eden kulüp Celta Vigo'yla Villarreal. Transfer planlaması için İsmail'in kapısını çalacak. Hayali La Liga'da forma giymekti diyor. Avrupa'da futbol oynamak isterim. La Liga benim stilime daha uygun demişti. Arkadaşlar bu haber külliyen yalan. İsmail'i izleyen, bizim bilgimizin olduğu bir kulüp yok. Yani şu an için bize ilgi mektubu gönderen ya da scouting yapacağız, bilginiz olsun falan diyen herhangi bir kulüp yok. Haberiniz olsun. Fenerbahçe stoperini buldu diyor. Zaten Fenerbahçe'nin stoperi var. Daha ne bulacağız? Değil mi? Fenerbahçe ligde en çok gol atan takım. Bazı maçlarda savunmada alarm verse de iki maçı çıktığınız zaman, yani Ümraniye ve Karagümrük maçlarına çıktığınız zaman ligde en az gol yiyen takım. Değil mi? Bu iki maçı çıktığınız zaman ligde en az gol yiyen takım. Çok da SOS vermiyor savunması ama öyle bir takım. Ama Fenerbahçe'de grafik yüksek. Fakat transfer çalışmaları şimdiden başladı. Zaten 15 Ekim'den sonra bizde transfer çalışmaları başlar. 15 Kasım'dan sonra üyelere özel canlı yayınlar başlar. Çünkü çok sıcak duyumlar gelir. Onu da belirteyim. Bu arada Dünya Kupası'nın arasında bir iddiada bulunalım diyorum. İşte
neydi onun adı? Herkes bir takım seçsin. İşte benim favorim şu, şu şampiyon olur, bu olur falan filan diye. Sonrasında biz de şöyle bir şey yapalım. Mesela kim şampiyon olur dediniz? Şu ya da bu. Ona göre işte maç yorumları yapalım. Fenerbahçe duyumları verirken Dünya Kupası'nda değerlendirelim istiyorum. Bakalım arkadaşlar. Şimdi Jesus da, Perez var, Salahi var, Serdar Aziz var, Gustavo Henrique var. Değil mi? Perez, Salahi, Serdar Aziz, Gustavo Henrique. Takım çoğunda üçlü savunma oynuyor. Bu mantığa bakarsan stoper sayımız yeterli değil. Lemos kadroda düşünülmüyor. Üçlü savunma sistemindesin. Dört oyuncudan birden Allah muhafaza sakatlık olsa eli daralıyor. Dörtlüye dönüyor. Hani biri genç, biri tecrübeli, iki takviye yapma planlanıyormuş. Ben bir şey söyleyeyim mi? Peşin peşin söyleyeyim. Bunu yapmak yerine altyapıdaki oyuncuları birer ikişer dakika oynatıp monte eder gibi geliyor bana Jesus. Peşin peşin bak. Kendi haberimde bunu söylüyorum. Fenerbahçe genç oyuncu hedefi ortaya çıkmış. TFF 1. Lig ekibinden 6 ayda top koşturan 16 yaşındaki savunmacı Efe Sarıkaya için harekete geçmiş. Arkadaşlar bunun duyumunu çok önceden vermiştim size. Bu da scouting yapılan altyapı departmanımızın, scout departmanımızın incelediği bir kardeşimiz. Altay'ın 16 yaşındaki topçusu ve TFF 1. Lig'de de oynuyor. 8 maçta 564 dakika süre almış. Bu arkadaş Efe Sarıkaya Emirhan Topçu'dan bir adım daha önde. Bilginiz olsun. Çünkü hem yaşı daha küçük hem de gelişim sürecine göre daha dikkat ediliyor. Yani biraz daha hızlı geliyor, biraz daha atik geliyor. Tercih edilmesi daha muhtemel. Ve İzmir temsilcisine 2 yıllık sözleşme imzalamış. Galatasaray'ın da radarındaymış arkadaşlar. Beşiktaş'ın da radarındaymış. Şubat ayında 2 yıllık sözleşme imzalamış. Son dönemde Cenk Özkaçar'ı Lyon'a, Kazımcan Karataş'ı Galatasaray'a gönderdi. Efe'yi de parlatmayı hedefliyor demiş. Fenerbahçe'de Nino bir kez daha gündeme gel demiş. Yani yönetim Nino'yu kadrosuna katmak için Brezilya takımının kapısını çalmayı hedefliyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Yazın 5 milyon euro teklif yapılmıştı. Fenerbahçe bunu biraz daha arttırıp gitmek istiyor demiş. Arkadaşlar Nino ile ilgili ben şunu söyleyeyim. Biz bu Nino'yu almak üzereydik. Ancak takımı istediği fiyatı arttırdı. Öyle söyleyeyim size. Bakın 1,88 boyunda Gustavo Henrique'ye göre çok daha hızlı bir stoper. Ancak öyle bir sakatlık yaşadı ki şu anda öyle bir sakatlık yaşadı ki sonucu belirsiz. Onu da söyleyeyim. Ciddi bir sakatlığı var. Sonucu belirsiz bir sakatlık. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu kadar söyleyebilirim. Başka bir şey demem. Ama yani baya baya maçlar oynamış bir futbolcu. Şu ana kadar hani ligde 47 maça çıkmış, 3973 dakika kütür kütür de oynayan bir topçu. Fakat hem fiyatlarını yükselttikleri için de şu sakatlık olduğundan dolayı beklemeyin. İş transferde de önemli bir hamle. Gustavo Henrique Jesus'un sistemine uyum sağladı. Katkılar vermeye başladı. Bonservisi Ocak ayında alınacak diyor. 1,4 milyon euroya kiralandı. 1,4 milyon euro da bonservisi tamamı alınabilecek durumda. Jesus ne dedi? Eğer hızlı olsa dedi, çok daha yüksek takımlarda oynar gibi bir ifade kullandı sanırım. Jorge Jesus. Yani ortada da böyle bir durum var arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe için, herkes için hayırlısı olsun. Benim söyleyeceklerim bunlar. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Başka Fenerbahçe yok. Başka duyum var mıydı ya? Başka duyum vardı sanki. Bir dakika durun. Ne yok, başka duyum yok. Sadece bir futbolcu var. Takibi aldım. Henüz herhangi bir şey netleşmediği için de bunu da çok konuşmak istemiyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Fenerbahçe duyumları için, Fenerbahçe sohbetleri, yorumları, maç önü, maç sonu canlı yayınlar vesaire için kanalımıza abone olabilirsiniz. Zili aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.